öyle bakıyorsunuz bana Salih Bey? Hala sualimi cevaplamadınız. Ben de Nazif Karan hususunda ne düşünüyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum Hakim Hanım. O vakit boynunuzu tutulacak desenize. Buna değer. Neye karar verdiniz? Söyleyecek misiniz artık? Benimle aynı fikirde misiniz? Nazif Karan'ın işkence gördüğüne inandınız mı? Çok ısrarcısın biliyorsun değil mi? Hakim Hanım! Hop be kadın ne yapıyorsun? Önüne baksana! Allah Allah! Tamam, önüne tamam. De bakmıyor. Sanki tamam. Tarlada araba sürüyor. İyi misiniz? Of! Camınızı açalım biraz. Temiz hava gelir. Renginiz attı, açılırsınız. Bir canlıya zarar verme düşüncesi bile mahvetmeyin. Ya ceza reisi mi diyor bunu? Şaka şaka kızmayın. Kolonya? Teşekkür ederim. Biraz da. Tamam iyiyim ben. Durmayalım böyle yolun ortasında. Kimseyi rahatsız ettiğimiz yok. Siz kendinize gelin gideriz. Ne demek kendinize gelin? Ne biçim laf şimdi bu? Ben ne dedim ki şimdi? Tamam gidelim artık Salih Bey hadi. Ben kullanayım isterseniz. Siz sarsıldınız biraz. Salih Bey derdiniz arabayı kullanmaksa açık açık söyleyin bana. Öyle lafı döndürüp dolaştırıp yok iyi değilsiniz, sarsıldınız siz falan bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Direksiyonu beğenmiyorsanız açık açık söyleyin canım. Allah Allah. Hakim Hanım siz beni... Hayır yani tamam ama ben de insanım sonuçta. Ben de hata yapabilirim. Ayrıca artık kadınlar da erkeklerden daha iyi araba kullanıyor. Kabul edin bunu. Kibarlık yapıyorum, anlamıyorsunuz. Çıkışıyorum, anlamıyorsunuz. Benim de bir sabrım sınırım var. Hayır, kendi canımdan önce sizinkini düşünüyorum. Bir de hakaret işitiyorum. Bazen öyle bir haliniz oluyor ki Salih Bey. Sanki beni suçluyormuşsunuz gibi. Size karşı bir kabahat işlemişim gibi. Bunu da nereden çıkardınız? Bakışlarınızdan. Sanki bana kızgın gibisiniz. Hayır değilim. Sadece her konuda aynı fikirde olamayabiliyoruz. Hele ki Nazif Kara davasında. Gerçi siz fikirlerinizi benimle paylaşmıyorsunuz ama... ben tavırlarınızdan anlayabiliyorum bunu. Sana fakültede ihsas reyin yasak olduğunu öğretmediler mi? Öğrettiler Hakim Hanım. Ama bana insanlara güvenmeyi de öğrettiler. Hem ne yapacağınızı bilmezsem bu dava hakkında nasıl fikir sahibi olabileceğim? Size nasıl rapor hazırlayacağım? Neden durduk? Açım diyordunuz. Bir çay içelim daha vaktimiz var nasılsa. Ben emrivakilerden hiç hoşlanmam Salih Bey. Bu güzel bir emrivaki ama. Buyurun. Thank you.
Bir şöyle dışarı oturalım. Yağmur da dindi. Olur. Sağ olasın. Ben de vereyim. Estağfurullah Hakim Hanım. Yakışmaz bizim meşrebimize. Benim davetlimsiniz. Siz alın bunu. Benim davetlimsiniz. Tamam kalsın. Salih Bey, biz hakimler kimseden hiçbir şey kabul edemeyiz. Kimse bize bir şey ısmarlayamaz, armağan edemez. Çünkü o kişi bir gün karşımıza sanık olarak çıkabilir. Hakimlik bir itimatsızlık gerektiriyor desenize. İnsanlara şüpheyle yaklaşacaksınız. Güzel davranışları bile rüşvet sayacaksınız. Herkesin de sizi kullandığını düşüneceksiniz. Öyle mi? Neyse. Hale bak, İstanbul'da yaşıyoruz. Çoktandır böyle bir yere gelip arkadaşlarımla çay içmedim. Arkadaşlarınız var mı ki sizin? Ne münasebet? Aa, elbette var. Ne bileyim. Öyle pek sohbet edecek, fikirlerini paylaşacak bir mizaca sahip değilsiniz de. Sen beni ne sanıyorsun avukat bey? Hı? Ziyadesiyle ciddi. Çok katı. Çok kuralcı. Kurallara, kaidelere riayet ediyor olmak. Ne zamandan beri katılık oluyor? Paylaşmayı unuttuğunuzdan beri. Ne gibi? Daha açık olabilir misiniz? Ben söyleyeyim. Bir hakim gördüğü davanın seyrini değiştirecek hiçbir fikri kimseyle paylaşmaz. Değil mi Salih Bey? Evet. Evet. Ama siz asla kimseyle paylaşmazsınız. Çünkü kendinizden başka kimseye itimadınız yok. Tam da bu yüzden beşeri ilişkiniz yok sizin. Güvenmeyi bilmediğinizden, kendinizden başka kimseye inanmadığınızdan. Bunların sebebi sadece hakimlik olamaz değil mi? Derdini hala bir kenara bırakmadın değil mi? Tek isteğin benim Nazif Kara davasıyla ilgili ne düşündüğümü öğrenmek. Bunun için beni buraya getirmene gerek yoktu. Sen onun için getirmedin. Hakime Hanım. Niye getirdin o zaman? Adliye gitsek de Nazif Kara'yı konuşacaktık. Adliye buradan yakın. Kendin gelebilirsin.